yaklaşıyor hadi sen ders bolca Bu Merhaba gençler. Bugün sizlerle ısı sıcaklık ve genleşme konusunun son konusu olan genleşme ile devam edeceğiz. Bakın öncelikle genleşme ne demektir? Bunun üzerinde duralım. Genleşme şöyle açıklayabiliriz bakın gençler. madde molekülleri nelerden oluşmuştu, çekirdekten ve çekirdek etrafında bulunan elektronlardan meydana gelmişti. Dolayısıyla bir madde dışarıdan ısı enerjisi aldığında madde moleküllerinin etrafında bulunan elektronlar hareket etmeye başlar. Yani daha da hızlı hareketlenme meydana getirir. Bu elektronların çekirdek etrafındaki hızlı hareketlenmesi maddenin hacmini artırır. İşte biz bu olaya genleşme olayı diyoruz. Bakın madde ısı enerjisi verdiğinde ise böyle hareket halinde bulunan elektronlar bu sefer daha az hareket etmeye başlayacaktır ve bu durumda ise maddenin hacminde büzülme meydana gelecektir. Demek ki buradan çıkan sonucu şöyle diyebiliriz. Bir madde dışarıdan ısı enerjisi aldığında maddenin elektronlarının hareket enerjisi arttığı için madde hacimce büyümeye başlar. Madde dışarıya ısı enerjisi verdiğinde madde elektronlarının hareket enerjisi azaldığı için de madde büzülmeye başlar. Peki bu olay neler, nelerde gözlenir? Bakın bu olay katılarda, sıvılarda ve gazlarda hepsinde gözlenebilen bir olaydır. Şimdi gerneşmeye etkeden faktörlerden bahsedelim. Yerleşmeye etki faktörlerin birincisi maddenin cinsi. Bakın maddenin cinsi neden önemli? Çünkü her maddenin kendine ait bir atomik düzeni vardır. Dolayısıyla elektronların çekirdek etrafında dolanmaları her madde için farklı olacaktır. Maddenin cinsine bağlı olmasının sebebi de budur. Bir maddeye ısı verdiğimiz zaman o ısı enerjisine madde elektronları farklı tepki verdiği için Dolayısıyla genleşme katsayısı da ya da genleşmesi de her madde için farklı oranda olacaktır. Genleşme katsayısının birimi bakın 1 bölü kelvindir. Peki genleşme katsayısı ne ile gösterilir? Lambda ile gösterilir. Peki genleşme katsayısının birimi nedir bakın gençler? Kelvindir. Boyutları aynı olan iki maddeye sıcaklıkları eşit miktarda artırdığımız zaman Gerneşme kas sayısı büyük olan madde daha fazla gerneşecektir. Mesela ona şöyle bir örnek verebiliriz gençler. Şöyle bizim bir duvarımız olsun ve burada aynı ebatlarda bakın aynı S kalınlığında bir K maddesi olsun. Peki bunun yanında ise bakın şurada aynı kalınlıkta ve boyda ise bir L maddesi var. Peki bu her ikisinin de genleşme katsayısı birisi lambda k diğeri de lambda l olsun. Lambda k'nın genleşme katsayısı bakın dikkat edin lambda l'nin genleşme katsayısından büyük olsun. Peki biz bu maddeye ısı enerjisi verip bunların sıcaklıklarını delta t kadar yani eşit miktarda artırıldığında genleşme katsayısı büyük olan k'mız l'ye göre daha fazla genleşecektir. Tamam mı gençler? Demek ki genleşme katsayısı büyük olan madde sıcaklık artışında çok daha fazla uzarsa sıcaklık azalışında da o kadar fazla büzülmeye başlar. Demek ki biz bu K ve L maddelerinden ısı enerjisi çektiğimiz zaman en fazla büzülecek olan kim olacaktır? K olacaktır. Demek ki bu durumda en fazla uzayacak olan bakın K'mız buraya gelirse buradaki L'miz nereye gelecek? Buraya gelecek. Peki sıcaklığı azalttığımız zamansa yerleşme katsayısı büyük olan madde en fazla büzülecektir. Ee, yerleşme miktarına etkiden faktörlerden bir diğeri de sıcaklık değişimidir. Yerleşme miktarı sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır. Bakın aslında şu formülü versek bakın bu formül üzerinde hepsini rahatlıkla açıklayabiliriz. Demek ki bir cismin boyca gerineşmesi delta L ile gösterilir. Bu da L0 çarpı lambda çarpı delta T'dir. Demek ki biraz önceki örneğimizde neydi? Bakın L0'lar aynıydı. Buradaki delta T'ler de aynıydı. O zaman lambda ile gerinme miktarı olan delta L Lambda genleşme katsayısı ile nasıl orantılı demiştik? Doğru orantılı demiştik. Demek ki bir maddenin sıcaklığı arttığında boyca genleşmesi yani delta L'si sıcaklık değişimi ile de nasıl orantılıdır? Doğru orantılı olur. Şimdi madde miktarına bakalım. Genleşmeyi etkeden faktörlerden bir diğeri de madde miktarı. Yani bu ne diyebiliriz? Maddenin boyu. Değil mi? Peki bunu formülle açıklayabilirsek nasıl açıklarız? Deriz ki delta L eşittir boyca genleşme miktarı L0 lambda delta T. Demek ki burada madde miktarı neyi etkiliyor gençler? L0'ı etkiliyor. Demek ki ilk boyu büyük olan madde çok daha fazla genleşecektir. Unutmayın. Bakın ilk boyu büyük olan madde çok daha fazla genleşecektir. Demek ki genleşme miktarı genleşme miktarı ya da bir maddenin genleşme miktarı maddenin miktarına göre, ilk boyuna göre değişmektedir. Şimdi biz bu genleşmeyi şöyle inceleyeceğiz gençler. Bu genleşmede bir katıların genleşmesi, iki sıvıların genleşmesi, üç gazların genleşmesi. Peki katılar da kendi arasında üç şekilde genleşir. Bir, boyca gerneşirler. iki yüzeyce gerneşirler. 3. hacimce gerneşirler. Boyca gerneşmeye en güzel örnek ne diyebiliriz? Bir elektrik teli ya da bir bakır kablo bakın. Elektrik tellerine baktığımız zaman yazın elektrik telleri C çizmektedir. Neredeyse yere değecektir. Neden? Çünkü sıcaklık artışından dolayı bakır teller gerneşecek ve iyice yere sarkacaktır. Ama kışın ise hava soğuduğunda Sıcaklık azalışı meydana gelecek. Sıcaklık azaldığında ise elektrik telleri iyice gergin halde duracaktır. Yine bakın tren raylarına dikkat edebiliriz. Tren raylarının arasında iki tren rayı arasında belli bir boşluklar vardır. Bu boşluklar yazın gerleştiğinde birbirini itip böyle devenin sırtı gibi yani yükselti atmasını engellemek içindir. Tamam mı gençler? bu şekilde boşluklar bırakılır. Buna biz ne diyebiliriz? Boyca genleşme diyebiliriz. Peki yüzeyce genleşmeye gelince yüzeyce genleşmede bakın bu şekilde gördüğünüz gibi bu madde hem x ekseninde yani şöyle genleşebilir hem de y ekseninde bu şekilde genleşebilir. Demek ki biz buna ne diyecekmişiz? Yüzeyce genleşme diyecekmişiz. Hem x ekseninde genleşme olacak hem de y ekseninde ya da iki boyutta genleşme olacak. Hacimce genleşmeye gelince katılar hacimce genleşirler bakın. Peki buna en güzel örnek işte bakın böyle bir prizmamız var. Kare prizma ya da dikdörtgenler prizması var. Bu maddein sıcaklığını biz artırdığımız zaman bir x ekseninde genleşecektir. İkincisi y ekseninde genleşecektir. Üçüncüsü de z ekseninde genleşecektir. Şimdi boyca genleşmeden bahsedelim gençler. Bakın boyca genleşmede aslında bir katı madde üç boyutta genleşiyor. Fakat boyundaki genleşme miktarı ile enindeki genleşme ve hacindeki genleşme miktarına baktığımız zaman boydaki genleşme çok daha fazla olduğu için biz buna ne diyeceğiz? Boyca genleşmede sadece biz bu katı maddenin boyunu alacağız. Yani başlangıçtaki ilk boyu L0 olan bakın. İlk uzunluğu L 0 olan bir maddenin kesit alanları da aynı dikkat edin bakın. Biz bunun sıcaklığını delta T kadar artırdığımızda madde molekülleri bakın ne yapacak? Büyümeye başlayacak. Örneğin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane molekül varsa yine 10 tane molekül olacak bakın gençler ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fakat maddenin atomik yapısında bulunan elektronlar çok daha fazla hareket hızlı hareket ettiği için Hacminde bir büyüme meydana getirecek ama biz elindeki büyümeyi ihmal ettiğimiz için madde boyca büyüyecektir. Ve boyca büyüme miktarı delta L ile gösterilir. O da L0 çarpı lambda çarpı delta T'dir. Buradaki L0 telin ilk boyudur. Lambda genleşme kat sayısı ve maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Özellikle katı ve sıvılar için ama lambda genleşme kat sayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Delta T ise sıcaklık değişimidir. Şimdi bir önceki örneğe baktığımızda bakın o örnek ile bu örnek arasındaki fark nedir? Dikkat edecek olursak bir önceki örnekte buradaki iletken bir tel ne yapılmış? Duvara yaslanmış. Yani duvara dayanmış. Dolayısıyla madde moleküllerinin sıcaklığı arttığı zaman mecbur ne yapacak? Artı x yönünde bir uzama meydana getirecek. Ama bu telin her iki ucuda boş serbest ise o zaman biz ne yapacağız? Bakın pratik yöntemimiz şu. Bu telin kütle merkezi bakın duvar gibi kabul edilir. Kütle merkezini duvar gibi kabul edecek olursam demek ki buradaki genleşme hem artı x yönünde olacaktır hem de eksi x yönünde bir genleşme meydana gelecektir. Peki diyelim ki şuradaki boyuna ben bunun l'ye kadar dersem bakın bu boya da l'ye kadar dersem e bunun boyu da ne olsun bakın gençler 2L olsun bakın. Peki bu 2L olduğunda ne oldu bakın burada? Bu 2L olduğunda delta L kime eşitti? L0 lambda delta T idi bakın gençler. Peki burası 2 birim uzadı ama ben bu telin 2L olduğundaki telin iki boyunu da serbest bıraktığım zaman o zaman bir birim nerede uzayacak? Bu tarafa doğru uzayacak bir birim yani bir A kadar da ne yapacak bakın bu tarafa doğru uzayacaktır. Şimdi tek boyuta genleşme ile alakalı örneklerimize bakalım. Birinci örneğimizde şöyle demiş. ilk boyları şekildeki gibi olan KLM çubuklarının sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında son boyları da eşit olmaktadır. Buna göre genleşme katsayıları arasında nasıl bir bağıntı vardır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle başlangıçta bunların boyları verilmiş. Peki biz bunların sıcaklığını eşit miktarda artırdığımızda üçünün de bakın dikkat edin gençler K'nın boyu da L'nin boyu da M'nin boyu da aynı hizaya geliyormuş. Bak burası K, burası L, bu da M. Peki bunun üçünün boyu da aynı hizaya geldiğine göre öncelikle şunu yazalım. Boyca uzama miktarı delta L'dir. O da nedir? Bakın L0 lambda delta T'dir. Peki buradaki biz kıyası nerede yapmamız lazım öncelikle K ve L'de. Neden? Çünkü K ve L'nin ilk boyları aynı. At bunu uğraşma. Peki sıcaklık değişimleri bunların eşittir diyor. Bakın 10 da at. E, o zaman boyca o zaman miktarı lambda genleşme katsayısıyla nasıl orantılı gençler? Doğru orantılı. Peki ben şöyle nokta nokta aldığım zaman K'nın genleşme miktarı ile Bakın L'nin genleşme miktarı eşitse buradan ne sonuç çıkıyor? K'nın genleşme katsayısı L'nin genleşme katsayısına nedir? Eşittir. Demek ki bunu bulduk. Peki bundan sonra ne yapacağız? Bakın L ile M'yi kıyaslayalım gençler. L ile M'yi kıyasladığım zaman delta T'yi attım. E peki boyu büyük olanın daha fazla uzaması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama boyu büyük olan M L'ye göre ve K'ya göre nasıl uzamış? Az uzamış. E o zaman M'nin de küçük olacak. O zaman büyüktür. Lambda M'dir. Buna göre L'nin genleşme katsayısı K'dan büyüktür ifadesi yanlış. K'nın genleşme katsayısı M'den büyüktür ifadesi. K'nın genleşme katsayısı M'den büyüktür. Doğru. Bakın genleşme katsayısı en büyük olan L'dir demiş. Hayır. K ile L'nin genleşme katsayıları nedir? Aynıdır. O halde biz şu D seçeneğini yalnız 2 yapalım. O halde doğru cevabımız D olur. Bir diğer örneğimizde birbirine perçinlenmiş X, Y ve Y, Z metal çiftlerinin sıcaklıkları değiştirildiğinde görünümleri şekildeki gibi olmaktadır. X, Y, Z cisimlerinin genleşme katsayıları lambda X, lambda Y, lambda Z arasında Nasıl bir bağıntı vardır diye sorulmuş. Şimdi bakın gençler, buradaki olay şu. Bu X ile Y cisimleri birbirlerine perçinlenmiştir. Peki birbirine perçinlenmiş cisimlerde lambda genleşme katsayısı büyük olan madde ne yapardı? En fazla genleşirdi. Genleşme katsayısı büyük olan madde sıcaklık artışında en fazla genleşirse sıcaklık azalışında da en fazla büzülecektir. Peki buna baktığımız zaman x ile y'ye bakıyoruz. Her ikisinde ısıttığımız zaman x'in genleşme katsayısı y'den nedir? büyüktür. Peki soğutulduğunda ise kim daha fazla büzülmüş? Bakın Y daha fazla büzülmüş. O zaman Y'nin yerleşme katsayısı kimden büyük olur? Z'den büyük olur. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. X'in genleşme katsayısı Y'den büyüktür. Evet doğrudur. Y'nin genleşme katsayısı Z'den büyüktür. Bu da doğrudur. Genleşme katsayısı en büyük olan Z'dir. O halde bu yanlış. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize. K ve L metal çubuklarının genleşme katsayıları lambda K ve lambda L'dir. K ve L cisimleri birbirine perçinli olmadığına göre bakın. K ve L cisimleri serbest halde duruyor. Ama bana boyları hakkında da herhangi bir bilgi verilmemiş. Ve bunlar birbirlerine perçinli değillermiş. Yani böyle maddelermiş. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Lambda K, lambda L'den büyük olduğunda K ve L'nin boyları eşit olabilmesi için ilk sıcaklıkları azaltılmalıdır. Şimdi lambda K, lambda L'den büyükse diyor. K ve L'nin boylarının eşit olabilmesi için sıcaklıkları azaltılmalıdır. Şimdi bakın K ve L'nin ilk boyları hakkında bilgi vermemiş bize. Demiş ki K ve L cisimleri birbirlerine perçinli olmadığına göre Şimdi bu durumda K'nın genleşme katsayısı L'den büyük olsa, bakın lambda K lambda L'den büyük olsa, K ve L'nin boylarının eşit olabilmesi sıcaklık azaltılmalıdır diyor. O zaman ne olması lazım? Demek ki K lambda K'mız lambda L'den büyük olacak ve K'nın genleşme katsayısı L'den büyükse sıcaklık azaltıldığında K daha fazla gerneşecektir ve L ile aynı boya gelecektir. Yani bu doğru olabilir gençler. K ve L ikinci öncülde K ve L metallerinin eşit boyda eşit boya gelebilmeleri için K'nın sıcaklığının L'nin sıcaklığından büyük olması gerekir. Şimdi bize burada K ve L'nin gerneşme katsayıları hakkında bilgi vermemiş. K ve L metallerinin eşit boya gelebilmeleri için diyor. Demek ki boyları farklıymış. K'nın sıcaklığının L'den büyük olması gerekir. E K'nın sıcaklığı L'den büyükse demek ki K ısı alışverişi yap yapacak. K ile L K ısı enerjisi verecek. L de ısı enerjisi alacak. Bakın biz birinci öncülü böyle açıklamıştık. Şimdi ikinci öncüle gelelim. K ve L metallerinin eşit boya gelebilmeleri için K'nın sıcaklığının L'nin sıcaklığından büyük olması gerekir. Şimdi bu şöyle de olabilir bakın gençler. Lambda K ile Lambda L'nin genişme katsayıları hakkında herhangi bir bilgi vermediğine göre örneğin K'mız uzun olsa, L'miz de kısa olsa, şöyle olsa ve bunlar birbirine perçin değil bunların eşit boya gelebilmeleri için diyor K'nın sıcaklığının L'den büyük olması lazım. E doğru. E lambda K genleşme katsayısı lambda L'den büyükse e bizim burada K'mız ısı enerjisi verirse K da büzülecek. E L de büzülecek. E K'nın genleşmesi L'den büyükse aynı boya gelebilirler. Böyle bu da olabilir. Üçüncüsü L metali ısıtılıp K soğutulursa K ve L metalleri eşit boya gele. E boyları hakkında herhangi bilgi vermediği için bunun üçü de olabilir gençler. Gelelim bir sonraki sorumuza. Şekildeki elektrik devresinde K ve L metal çiftlerinin genleşme katsayıları sırasıyla lambda K ve lambda L'dir. Bakın burada ne anlaşılıyor? K'nın genleşme katsayısı L'den büyüktür diyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Ve bunlar birbirine perçinliyse bak yeşil lambanın ışık verebilmesi için K ve L çubuğu birbirlerine perçinletilip ısıtılması gerekir yeşil lambanın ışık vermesinin doğru gençler. Neden? Eğer bunlar birbirlerine perçinli ise K'nın genleşme katsayısı L'den büyükse K da genleşecek bakın gençler. L'de L de genleşecek ama L'nin genleşmesi küçük K büyük olduğu için K L'yi bükecek. Bu tel buraya değecek ve lamba, yeşil lamba ışık verir. İkincisi kırmızı lambanın ışık verebilmesi için K ve L çubuğunun perçinlenmeden soğutulması gerekir olmaz. Perçinlenmeden soğutmak demek ne demek gençler? Bakın şurada bizim neyimiz var? K'mız var. Burada bizim neyimiz var? L'miz var. Bunlar soğutulduğunda böyle büzüşürler. Olmaz bu. Üçüncüsü K ve L çubuğu birbirine perçinlenip ısıtılırsa da soğutulursa da her iki lamba aynı anda ışık vermez. K ve L'yi önce perçinlediyor. Perçinledim. Peki. Isıtılsa da soğutsa her iki lamba ışık vermez ki. Doğru. Niye? Çünkü ısıtıldığında yeşil lamba ışık verir. Soğutulduğunda kırmızı lamba ışık verir. O halde üçüncü öncül de olmaz bakın gençler. Demek ki kırmızı lambanın ışık vermesini K ve L çubuğunun perçinlemeden soğutulmaz. Bu da yanlış. K ve L çubuğu birbirine perçin edilip ısıtıldığında ya da soğutulursa iki lamba aynı anda ışık vermez. Doğru. Bir tanesi ışık verir gençler. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelen bir diğer sorumuza boyları sırasıyla L, 2L ve 3L olan kendi içinde türdeş X, Y, Z metal çubukları ve genleşmesi önemsiz tekerlekler şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre hangileri doğru olabilir demiş. Sıcaklık delta T kadar artırıldığında iki tekerlek dönmeyebilir. Şimdi bana bakın kendi içinde türdeş boylarını vermiş ama Metallerin genleşme katsayıları hakkında bilgi vermemiş. E genleşme katsayısı hakkında bilgi vermediğine göre Z diyor ki sıcaklıklar diyor. Delta T kadar artırıldığında iki tekerde dönmüyor. Peki sıcaklık artırıldığında X böyle uzayacak, Y böyle uzayacak. X'in genleşmesi Y'ye eşitse bu teker dönmez. Sıcaklık artırıldığında Z böyle uzayacak. X böyle olacak. Bakın değdiği noktadan itibarenki kısım önemli. Z'nin şuradakileri önemli değil. Neden? Çünkü bu Z küreye nereden değiyorsa oradan itibaren döndürmeye başlayacaktır. Peki her ikisi de dönmüyormuş. E, her ikisi de dönmediğine göre Z'nin genleşme katsayısı Y'den büyüktür demiş. Hayır eşit gençler. Bunlar eşit. Değil mi? Yanlış. Eşit olacak genleşme katsayıları. sayıları. X, Y, Z'nin genleşme üçte birbirine eşit. Doğru. Çünkü bu kürelere değdiği noktadan itibarenki kısım geçerli. Neden? Çünkü delta L boyuca genleşme miktarı L0 Lambda delta t'dir. Değil mi? Peki bunlar aynı maddeden yapılıp yapılmadığı hakkında bilgimiz yok. Çünkü olabilir demiş. Eğer ki aynı maddeden yapılmışsa lambdalar aynı. E boyları da aynı. E sıcaklığını sen eşit miktarda artırırsan o zaman x, y, z dönmez. Sıcaklık delta t'ye kadar azaltılırsa yine teker yine tekerlekler dönmez demiş. Bu da doğru. Çünkü aynı miktarda bu sefer x tekerleği de y tekerleği de Z tekerleği de ilk tekerleği de geri çekecektir. O zaman dönmeye de bilir. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği olur. Bir diğer örneğimizde Bakın birbirine perçinlenmiş K, L, M çubukları yatay düzenle şekil 1'deki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. Çubuklar ısıtıldıklarında şekil 2'deki gibi görünüm aldığına göre hangisi doğru? bakın çubuklar ısıtılıyor. Peki çubuklar ısıtıldığı zaman şuradan ben keseyim gençler. K da genleşmiş. M de genleşmiş. Kim daha fazla genleşmiş? K. O zaman K, M'yi ne yapmış? Bükmüş bakın gençler. O zaman K'nın genleşmesi M'den büyük. Peki bu yanına baktığım zaman Burada M de gerneşmiş, L de gerneşmiş. Ama M, L'yi büyüktüğüne göre M'nin gerneşmesi de L'den ne olur? Büyük olur. Çubuklar ısıtılıklarına şekil 2'deki görünüm alıyor. Buna göre hangisi doğru demiş? O zaman ben ne diyeceğim? Lambda K'nın gerneşme kat sayısı büyüktür. Lambda M'nin gerneşme kat sayısı o da büyüktür. Lambda L'nin gerneşme kat sayısı olur. Buna göre demiş şekil 2'deki görünüm aldığına göre hangisi doğrudur? K'nın gerneşmesi L'den büyüktür. Doğru gençler. M'nin gerneşme katsayısı L'den büyüktür demiş. M'nin gerneşmesi evet onu da bulduk. O da doğru. Üçüncü öncülde çubuklar soğutulursa peki genleşme katsayısı büyük olan madde soğutulduğu zaman en fazla büzülmüyor muydu? O zaman burada en fazla büzülecek olan kim? K. Sonra büzülecek olan kim? M. Sonra L olur. O halde bu da doğru olur. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Bakın yüzeyce genleşme demek hem ence hem de boyca genleşmedir. Buna en güzel örnek nedir? Bak şekilde gördüğünüz gibi bir levhamız var. Peki bu levhanın buradaki yüzeyine A dersek uzunluğuna, boyunun uzunluğuna B dersek biz bu levhayı sıcaklığını artırdığımız zaman ya da azalttığımız zaman boyunda büyüme meydana geliyor ya da boyunda büzülme meydana geliyor. İşte buna biz yüzeyce gerneşme diyoruz. Yüzeyce gerneşmede buradaki A0 demek gençler levhanın ilk yüzey alanıdır. Yani eni ile boyunun çarpımıdır. Bakın bu levhanın ilk yüzey alanıdır. Peki buradaki delta A ne demektir? Bakın bakın buradaki delta delta A demek bakın Yüzeyce genleşme miktarı demektir. Peki 2 lambda neden denmiş? Bunu anlatayım ben size. Bir x ekseninde genleşmenin olduğu bir de y ekseninde genleşmenin olduğu anlamına gelir. Önceki müfredatlarda böyle hesap yapmalar vardı. Fakat şu anda kalktığı için direktmen biz diyeceğiz ki yüzeyce genleşme miktarı delta A ile ya da bazı kitaplar delta S diye de gösterir. Delta S ile gösterilir. Bakın A0 2 lambda delta T'dir. Ya da S0 2 lambda delta T'dir. Buradaki delta T'nin de sıcaklık değişimi olduğunu biliyorsunuz. Yüzeyce yerleşme işlemini biz şöyle kendimiz pratik yöntem geliştirebiliriz. Mesela deriz ki örneğin bakın bu gelmiş bir üniversite sınav sorusu bir homojen bir levhamız var ya da türdeş bir levhamız var. Türdeş levhanın içerisinden bakın alfa çaplı bir kısım alınmış. Peki buradaki yayın uzunluğuna delta S diyelim. Peki biz bunun sıcaklığını delta T kadar artırdığımızda R'nin büyük uzunluğu ne yapar? Artar. Buradaki S yüzey alanı ne yapar? Artar. Ama arada bir açı varsa açı değişmez. Peki demek ki bunun yüzeyce genleşmesi yani büyümesini biz şöyle gösterebiliriz gençler. Peki bunu biz soğuttuğumuz zamansa bu büzülecektir. Peki büzüldüğünde ise gençler ne olacak bakın. Hepsi küçülecek ama açı varsa unutmayın bunu asla ve asla değişmeyecek. Ha kendimize şöyle bir pratik yöntem bulabiliriz gençler. Deriz ki biz bunun cep telefonunda fotoğrafını çektik. Peki biz bunu ısıttığımız zaman ne olacak? Bakın cep telefonunda hani elimizi böyle alıp büyütüyoruz ya. Demek ki yüzeyce genleşme miktarını ya da büyümeyi cep telefonundaki büyüme, soğumayı ise cep telefonundaki küçültme işlemi gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim bakın. Geçmiş senelerde gelmiş buna benzer bir üniversite sınav sorusu vardı. Burada ne diyor bize? Merkezi bakın O merkezi R yarıçaplı türdeş levhadan A dilimi kesilerek şekildeki gibi bir sistem elde ediliyormuş. Buna göre dikkat edin buraya. Levhanın sıcaklığı artırılırsa R'miz Bakın alfamız ve s'imiz nasıl değişir? İşte demin de anlattığımız gibi biz cep telefonundaki büyütme işlemi gibi düşündüğümüz zaman burada r ne yapar? Artar. Alfa varsa değişmez ama s yüzey alanda ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şekildeki gibi kesilmiş homojen levhadan levhanın sıcaklığı artırılıyor. Buna göre bakın burada hiç kafanıza takmayın gençler. Hani aklınıza şu gelebilir. Dersiniz ki işte şurası böyle uzuyor, burası büyüyor bakın, burası böyle geliyor. Acaba ben B'yi nasıl bulabilirim diye karıştırabilirsiniz. Hiç burada paniklemeye gerek yok. Yine bunun fotoğrafını çektiğiniz cep telefonunda. Yüzeyce genleşme miktarı cep telefondaki büyütme işlemi. Büzülme ise sıcaklık azalışı ise cep telefonunda küçültme işlemi gibi düşünebiliriz. Peki burada ne diyor? Ne isteniyor bizden? Sıcaklığının artması isteniyor. O zaman ne olacak? A'mız artacak. Bakın B'miz de artacak. O halde doğru cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi gelelim hacimce genleşmeye. Bakın katı maddelerde sıcaklık artışı olduğunda bunlar hacimce genleşirler. Yani bakın Önceden de anlattığımız gibi x ekseninde genleşme var bakın. Z ekseninde genleşme var ve y ekseninde genleşme var. Hacimce genleşme miktarı delta v ile gösterilir bakın dikkat edin. O da v0 çarpı 3 lambda çarpı delta t'dir. Peki burada 3 lambda denmesinin sebebi nedir? Genleşmenin 3 boyutta olduğu anlamına gelir. Yani x ekseninde genleşme var. Y ekseninde genleşmemiz var. Bir de z ekseninde genleşmemiz var. Şimdi şöyle güzel bir sorumuz var bakın burada. 3 tane bakır ayran tası iç içe konulmuş. Bir süre sonra tasların sıkışıklığı ve birbirinden ayrılmadığı gözlenmiştir. Bakın 3 tane bakır Bakın bakırdan yapılmış bir tas. Buna göre hangileri doğrudur? Bir numaralı tasın tabanı soğuk suya daldırılıp 3 numaralı tasın içine sıcak su döküldüğünde Taslar birbirinden ayrılır. Hayır olmaz. Niye? Çünkü sen biri soğuk suya daldırdığın zaman bu bir ne yapar? Büzülür. Sen üçün içerisine sıcak suya daldırdığın zaman bunun hacimce ne yapar? Büyüme gerçekleşir, artar. O zaman hiç çıkmaz, tamamen sıkışır. İkincisinde ise 1 ve 2 numaralı taslar soğuk suya daldırılıp 3 numaralı tasa sıcak su konulduğunda taslar iyice sıkışır. Evet doğru gençler. Biz bunu yaptığımız zaman taslar daha fazla sıkışır. Neden? Çünkü 1 büzülür, 2 ile 3 gerneşir ve genişler. 3'te ise 1 numaralı tasın tabanı sıcak suya daldırılmalı. 3 numaralı tas ise soğuk suya konulursa taslar birbirinden ayrılır. Bu öncülümüze doğru gençler. Çünkü bir numaralı tası ben sıcak suya daldırdığım zaman genleşecek ve hacimce büyüme gerçekleşecektir. 2 ve 3'ü ben soğuk suya daldırdığım zamansa büzülecek ve taslar birbirine rahatlıkla ayrılma işlemi gerçekleşecektir. Sıvıların genleşmesinden bahsedeceğiz gençler. Sıvılar Biraz önce gördüğümüz gibi hacimce yerleşirler. Bakın biz bir sıvıyı ısıttığımız zaman bu sıvıların son yörüngesindeki elektronlar çok daha fazla hızlı hareket ettiği için üç boyutta yerleşme gerçekleşecektir. Yani hem x ekseninde hem y ekseninde hem de z ekseninde. Peki günümüz örneklerinden verecek olursak şekilde gördüğünüz gibi bir termometre bakın gençler. Termometrenin sıcaklığı ölçmesi bir içerisindeki civanın ya da alkolün hangisinden yapılmışsa termometre onun hacimce gerneşmesi ile gerçekleşir. Yani bir kıyas yapılarak ölçülür gençler. Peki yine dikkat ederseniz ocağın üzerinde bir taşan bir süt var. Demek ki süt neden taşmış? Dışarıdan ısı aldığı için hacimce gerneşmiş ve kabına sığmayıp taşmıştır. Yine bakın buradaki e, görselimizde düşey kesitli verilen gerneşmesi önemsiz kaplara ilk sıcaklıkları eşit diyor bakın. Aynı sıvıdan diyor. Yani aynı sıvı ise o zaman lambda genleşme katsayıları aynı ve ilk sıcaklıkları eşitse o zaman T'ler de aynı. Ve ilk hacimleri de eşit. Yani bunun V0 ilk hacmi ile bunun V0 ilk hacmi bunun V0 ilk, hacmi, bunun V0 ilk hacimleri eşit. Peki bunların ilk hacimleri de eşit. E bunlar sıcaklıkları da eşit miktarda artırılırsa bunlar hacimce genişleyecek. Bakın ne olacak? Ve 0 lambda delta t. Aslında ben bu lambda'yı nasıl yazmam lazım? 3 lambda ama işlem kalktığı için lambda diye yazabilirim. Peki eşit olanları alıyorum. Delta t eşit. Bu eşit. E hacim eşit. E, o zaman bu üçünün de hacimce genişleme miktarları birbirlerine eşit olmaz mı? Bakın. Demek ki üçünün de Hacimce genleşme miktarları birbirlerine eşit. Peki hacimce genleşme miktarları eşitse başlangıçta dikkat ederseniz kapların taban alanları eşit. E peki o zaman ne olacak? Bu kap gittikçe daralıyor. E bu kap gittikçe daraldığına göre buradaki sıvı yüksekliği daha fazla olacak. Ondan sonra bunda, ondan sonra bunda olacak. Demek ki en fazla sıvı yüksekliği bunda olacak. Sonra bunda olacak. Sonra da bunda olacak. Şimdi ilk hacimleri eşit olan sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda artırıldığında bak demin ki anlattığımız gibi delta V'ler aynı olacak. Peki kap gittikçe daraldığı için o zaman kabın yukarıdaki kesit alanı küçük olanın yükselme miktarı büyük olacak. Bakın dikkat edin. Kabın kesit alanı küçükse yükselme miktarı da büyük olacak. Şimdi günlük hayattaki genleşme örnekleri var bakın. Maddelerin genleşme özelliğinden yararlanarak yapılmış düzeneklerden günlük hayatta pek çok yerde karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman bu olaylar bizim işimizi kolaylaştırırken kimi zaman da zorlaştırmaktadır. Mesela termometrede sıcaklık ölçümü bizim işimizi kolaylaştırmaktadır. Yine katı maddelerden yapılmış Böyle fabrikalarda kullanılan termometreler var. Onlar da katların genleşmesine esasına dayalıdır. Onlar da yine sıcaklığı ölçtüğü için bizim hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Termostatlar var. İşte su ısıtıcıları var. Su ısıtıcıları belirli bir sıcaklık derecesine geldiği zaman genleşiyor. Genleştiği için de bakın devreyi kapatıyor. Demek ki bak burada sistem açık. Ama bu genleşme olduğunda Termostat buraya değiyor, sistemi kapatıyor ve suyun belli bir sıcaklık derecesine geldiğinde daha fazla sıcaklığın artmasını engelliyor. Yine sıcak hava balonlarının balonlarıyla uçuş yapılan sistemde yani o içerisindeki mekanizma sıcak havayı balonun içerisine aktarıyor. E, hava ile balon içerisindeki sıcak havanın yoğunluğunu kıyasladığımız zaman balonun içerisindeki sıcak havanın yoğunluğu normal havanın yoğunluğundan az olduğu için balon yine yukarıya doğru çıkmaya başlıyor gençler. Yine su ve doğalgaz tesisatlarının kurulmasında, gemi ve bina yapımlarında çelik levhaların birbirlerine perçinlenmesinde yine genleşme prensibine göre çalışılmakta bakın Yine bir örnekte gördüğümüz gibi işte köprülerin e, kenarlarında ya da köprüye girişlerde dikkat edecek olursanız gençler bu görselde bakın iyice birbirlerine yaklaşık değiller bunlar. Neden? Çünkü yaz aylarında sıcaklık arttığında buradaki metaller gerneşecektir ve BC sıkışmaya başlayacaktır. Yine şu dikkat edin bakın buradaki görsele. Tren raylarının bağlantı yerlerinde yine boşluklar vardır. İki tren rayının arasındaki o boşluk yazın sıcaklığından dolayı metallerin genleşmesi sonucu büyük bir şekilde C çizmesini engelleyecektir. Yine bakın evimize bir e, parke yaptırdığımız zaman Bakın kalebodurla döşediğimiz zaman yine aralarına derzlenen bir madde koyarlar. Aslında o derzlenen maddenin konmasının sebebi o oradaki fayansın sıcaklık değişiminden dolayı gerneşmesi sonucu birbirlerini sıkıştırıp bak şekilde gördüğünüz gibi böyle göbek yapıp birbirine atması. Aynı şekilde bu kaldırım taşları arasında bakın taşın genleşmesi de var burada. Kaldırım taşları arasında toprak madde konur. Niye? Çünkü genleşip onların birbirine atmasını engellemek içindir. Şimdi güzel bir sorumuz çıktı karşımıza. Bakın burada demiş ki X ve Y cisimleri şekildeki gibi dengededir. Tamam. Peki biz bunu kıyaslayacak olursak mesela diyelim ki kafadan atalım gençler. X'in buradaki sıvının yoğunluğu 2 olsun. O zaman y'nin yoğunluğu da 2. x'in yarısı battı gibi düşünürsem x'in yoğunluğu da 1 olur. Peki buna göre hangileri doğru demiş? Yoğunlukları şekil 1'deki gibi d sıvınınki ki d'ye eşit büyüktür dx. Bir defa bu doğru gençler. x'in genleşme kasayı sıvınınkinden büyük. Diyor ki bak sistem ısıtıldığında şekil 2'deki gibi oluyor. Peki sistem ısıtıldığında ne olur? Hepsi genleşir bakın. Sistem ısıtıldığında hepsi genleşir. Peki dikkat edersen sıvı da genleşti, x de genleşti, y de genleşti ama sıvı ile y'yi kıyaslayalım gençler. Önce sıvının yoğunluğu 2 iken genleşti ne oldu? 2.2 oldu bakın. Peki y'nin yoğunluğu da 2 iken gerneşti, hacmi arttı. Ne oldu? 2.2'den fazla oldu bakın burası. Hani bu da gerneşti ya sıcaklık artışı meydana geldi. Peki ha biz bunları yanlış yazdık gençler. Sıcaklık artışı meydana gelirse bunların yoğunlukları ne yapacaktır? Azalacaktır. Mesela buradaki sıvının yoğunluğu ne oldu? 1.6 oldu. Y'nin yoğunluğu ne oldu? 1.8 oldu. Demek ki sıvı da genleşti, Y de genleşti. Ama kim daha fazla genleşti? Y daha fazla genleşti. Neden? Çünkü D eşittir M bölü V'den. Y'nin hacim artışı fazla olduğu için öz fazla azaldı. O zaman bu Y ile X, Y ile ben sıvıyı kıyaslayacak olursam Y'nin genleşme kat sayısı sıvının genleşme kat sayısından büyük olacak. Şimdi gelelim Y'nin aynı zamanda genleşme katsayısı X'in genleşme katsayısından da büyük olacak bakın gençler. Peki sıvı ile X'i kıyasladığımız zaman bu 1.6 bakın yine aynı oranda battığına göre bakın bu bu da genleşte 0.8 oldu. Değil mi? Peki X'in genleşme katsayısı sıvıdan büyüktür. Peki bizim için şuradaki batma oranları önemli. Bakın buradaki batma oranları bakın diyor ki X'in batan hacmi azalmakta x'in batan hacmi azalmakta ise x daha fazla gerneşiyor demektir dikkat edin. O zaman x'in gerneşme katsayısı sıvınınkinden nedir? Büyüktür. x'in gerneşme katsayısı sıvıdan büyük doğru. y'nin gerneşme katsayısı x'ten büyüktür. Bu da doğru. O halde doğru cevabımız e seçeneği olur.